Selamünaleyküm, gönlü güzel dostlarım. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan. Kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına patır patır açan minikşe kızlarımla geldim. Bakın görüyorsunuz üzerine. Ortadaki tazecik yaprakları görüyorsunuz. Bu benim anaç menekşem güzel dostlarım. Geçen sene ben bu menekşemi 6 saksı kendi anaç menekşeyle beraber 6 saksı olacak şekilde ayırdım. 5 saksı minik minik. Şöyle orta kısımda da az bir şey kaldı. 6 saksı olmuştu. Ve tekrar bir sene içinde tekrardan bu hale geldi. Şöyle gösteriyorum tekrardan. Tazecik. Burada da aynı şekilde menekşemin bir tanesi var. Şöyle kuruyan yapraklarını alıyoruz. Buradan tekrardan bakın bizlere tomurcuklanmaya başladı. Tekrardan çiçek verecek Allah nasip ederse. Burada tekrardan gördüğünüz üzere her tarafı çiçek dolu menekşem var. Bakın gördüğünüz üzere. Sizlere birkaç püf noktadan bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu menekşede değil. Yani diğer çiçeklerde olabilecek bir durum göstermek istiyorum. Çiçekler bir müddet büyüdükten sonra saksısında azalır. Bakın benim de bu saksımda azaldı ve üstünü toprakla doldurdum yeni. Yeni doldurdum hatta şey etmedim sulamadım bakın hala sulanmış değil. Şeyle karıştırdım yumurta kabukları ile karışık. Bildiğiniz üzere 10 gün önce falan yumurta kabuklarını vermiştim vitaminini versin diye. Şimdi tekrardan saksının diplerini doldurdum. Şöyle göstereyim. Bakın doldurdum. Bununkini doldurmadım daha. Bununki iyi. Bunlar çok çökmüştü dibine. Yani iyice baya bir yarıya gelmişti. Eğer menekşeleriniz canlı açmıyorsa yapraklarında soluk varsa saksı diplerini de iyicene doldurun. Eğer hani toprak takviyesini azalıyordur. Onlara da dikkat edin. Az sonra ben bunları sulayacağım. Üzerine toprakla doldurduktan sonra sulamayı da muhakkak unutmayın. Onu da söyleyeyim. Burada dostlarım yumurta kabuklarının çok faydası var. Biliyorsunuz vitamin D vitamini bütün vitaminleri veriyor. Ve açtırması için de büyük bir etken. Böyle hazır toprağını doldurmuş yani toprağı doluyken göstermek istiyorum. Bakın sera toprağı değil, özel tür menekşe toprağı değil. Bildiğimiz bahçe toprağı. Yani dostlarım menekşeler çok ağırsız bir çiçektir. Yerini severse, toprağını, suyunu, ilgisini, hani sevginizi hissettirirseniz menekşeler gerçekten çok ağırsız bir çiçektir. Ve sizlere güzel çiçekler verecektir, güzel yapraklar verecektir. Bakın görüyorsunuz. Yani ben özel tür menekşe toprağı ile ekmedim bahçe toprağı. Yani hani hassas narin çiçek diyoruz menekşelere. Şey yapıyoruz bildiğiniz üzere. Özel tür menekşe toprakları alıyoruz. Ne yapalım? Ne yaparsak yapalım. Neyin üstüne çok düşersek yani bize güzel sonuç vermiyor. Hepiniz farkına varmışsınızdır muhakkak. O yüzden ben doğrudan yerin sevdiği yeri biliyorum. Çünkü menekşeler nemli ortamı sever. Benim de mutfağımda ve serin ortamı sever. Benim mutfağım Poyraz'a doğru Poyraz tarafında olduğu için ve yemek yaptığım zamanlarda buharı da zaten nemli ortam sağlıyor. Ve Poyraz taraftaki soğukluk cama vurduğu zaman sıcaklık da içeriden vuruyor. Pencerelerin böyle buğulaşıyor. Ve o da buna nem etkisi yaratıyor. Ve menekşe çiçekler bunu çok seviyor dostlarım. Onu da söylemek istiyorum. Bakın yaprakların büyüklüğünü görüyorsunuz. Sizlere gösteriyorum. Ondan sonra çiçeklerin büyüklüğünü, yaprakların büyüklüğünü, tazeliğini, orta kısımdan gelen taze yaprakları da gösteriyorum. Bugün sizlere başka bir şey anlatacağım. Menekşenin çok ama çok sevdiği kürlerden bir tanesi. Onu anlatacağım sizlere. Yapmanızı tavsiye ederim ama sakın bu işlemi yaz ayında yapmayın. Kış aylarında yapın. Ondan sonra çünkü bu aylarda yapın. Çünkü yaz aylarında biraz sıkıntı yaratabiliyor. Peki bu işlem ne diye soracaksınız. Sizlere şöyle göstermek istiyorum dostlarım. Daha yeni yaptım. Kabarmadı daha. Şöyle
Kapak fotoğrafında gördüğünüz üzere olan o benim yaş mayamdı. Bakın dostlarım, bir çay kaşığı, çok değil bak, dolu dolu çay kaşığı mayayı üzerine bir çay kaşığı toz şekeri ben ılık suyla ıslattım ve beklettim. Bu insta mayayla da olabilir, yani kuru mayayla da olabilir, hiç problem değil. Bunu ıslattım, bu dinlenme sürecine girdi ve kabardı. Bakın şöyle göstereyim, köpük köpük oldu. Bak, ben şu an bunu çiçeklerime vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? Size nasıl verebileceğiniz hakkında bilgiler vereceğim. Dostlarım, bildiğiniz üzere 10 gün önce ben çiçeklerimi saksılarına yumurta kabuğunu vermiştim. O yüzden kül uygulamayacağım. Size bunu göstermek için yaptım. Diğer çiçeklerimi uygulayacağım. Yani onun videosunu da çekeceğim sizlere. Diğer çiçeklerimi uygularken resmini böyle çekeyim. Bugün iki video çekmeyi düşünüyorum diğer çiçeklerimi uygularken. Sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Bakın, yine söylüyorum. Bir çay kaşığı maya, bir çay kaşığı toz şeker. Dostlarım, ılık suyla kabarmasını sağlıyoruz ve bunu 2 litre suyla açacağım. 2 litre suyla açtıktan sonra çiçeklerimize birer çay bardağı ilave edeceğiz. Birer çay bardağı yeterli olacaktır ama 2 litre suyla muhakkak açın. Çünkü bir çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı maya olduğu için hani 1 litre suyla açarsanız çiçeklerinizi yakabilirsiniz. O yüzden 2 litre suyla açın ve çiçeklerinize birer çay bardağı gelecek şekilde verin güzel dostlarım. Ben niye vermediğim de sizlere söylemiştim. En az küllerin arasında 15 gün ve 1 ay olması lazım. Evet, şimdi ben bunu 2 litre suyumla seyreltip ondan sonra birer çay bardağı olacak şekilde çiçeklerime vereceğim. Sadece menekşe çiçeğini değil, sardunya, dikenler tacı, ondan sonra güzel dostlarım, açan çiçeklerin hepsine verebilirsiniz. Barış çiçeği çok sever. Şeker begonya, ondan sonra katmerli begonya, cam güzeli. Yani açan çiçek türlerinizin hepsi çok ama çok sever. Dediğim gibi kış aylarında yapın, yoksa yaz aylarında hem içinde şeker olduğu için hem de maya olduğu için sineklenme yapabiliyor. Daha önceki videolarımda da bahsettim. Tam maya ve şeker külünün yapılacağı zaman bunlar tam bir çiçek açtıran tariftir. Muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum güzel dostlarım. Bugün benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Size en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arzu & Hobileri YouTube kanalıma abone olup beğeni atıp ve yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arzu & Hobileri YouTube Instagram adresim var. Bana oradan da ulaşabilirsiniz DM yoluyla. Beni oradan da destekleyebilirsiniz. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz hem yorumlar kısmına hem de Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Çiçekli günler diliyorum ve sizi tekrardan Allah'a emanet ederek vedalaşıyorum.